Merhaba arkadaşlar. Set 185 birinci soru. ABCD paralelkenar. DC doğru parçası AE doğru parçasına dik. AF doğru parçası BC doğru parçasına dik verilmiş. AE uzunluğu 8 cm, AB uzunluğu 18 cm olduğuna göre AD uzunluğu kaç cm'dir diye sorulmuş. AD uzunluğu da AF uzunluğuna eşitmiş. Bakın AD uzunluğuna x dersem AF uzunluğu da x olmalı. Dolayısıyla bu bir paralel kenar olduğu için DA kenarı da CB kenarına eşittir ve x uzunluğundadır arkadaşlar. Şimdi burada şurası dik değil mi? Baktığımızda bu paralel kenarın alanını hesaplamak istersek nasıl hesaplayabiliriz? AB kenarıyla bu kenara inen yüksekliği çarparım. Yani 18 çarpı 8 bana bu paralel kenarın alanını verir. Aynı zamanda bu paralel kenarın alanını CB kenarıyla bu kenara inen yüksekliği çarparak da bulabilirim. Yani x çarpı x ile de hesaplayabilirim. O zaman x kare ne gelir arkadaşlar buradan? 18 ile 8'i çarptım. 144. x ne bulunur? 12 olarak bulunur. Zaten benden istediği uzunluk neydi? AD uzunluğuydu. Yani x'ti. 12 doğru cevabımız olur. C şıkkı. İkinci soru. ABCD paralel kenar EF doğru parçası DC doğru parçasına paralelmiş. Hemen şu paralelliği yazalım. O zaman AB'ye de paraleldir değil mi arkadaşlar? AD doğru parçası PR doğru parçasına paralelmiş. Bunu da gösterelim hemen. O zaman CB'ye de nedir? Paraleldir. Dört bölgeden oluşan paralel kenarların Alanları işlerine yazıldığına göre x kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki D, e, F, C nedir? Bir paralel kenardır. Bu paralel kenarların alanları nasıl bulunur? Bakın şuraya ben e, A birim, şuraya B birim diyeyim. O zaman şuradan indirdiğim yükseklik... Şu E, D, P, K paralel kenarının yüksekliği aynı zamanda aynı zamanda PK FC paralel kenarının da yüksekliği. Neden arkadaşlar? Çünkü paralel iki doğru arasında çizdiğim bütün dikmeler eşit uzunluktaydı. O zaman şuraya H dersem bakın. A çarpı H eşittir 12 imiş. Aynı şekilde B çarpı H eşittir 4'müş. Taraf tarafa oranlarsam H'ler gider. 12 ile 4'ü sadeleştirdim 3. Yani A gördüğüm yere ben 3k yazarsam B gördüğüm yere k yazmalıymışım. Şimdi aşağıya indiğimizde bakın aynı şey burada da geçerli. Yani şuradan E'den aşağıya doğru indirdiğim dikme şurada EARK'nin EARK paralel kenarının yüksekliğidir. Aynı zamanda KRBF paralel kenarının da yüksekliğidir. E, tabanlarım ne arkadaşlar? Burası 3K, burası K. O zaman şöyle düşünebilirim hemen. Bakın 3K'ye 18 birimlik alan düştüyse K'ye ne kadarlık? 18'in 3'te biri yani 6 santimetre karelik alan düşmeli. C şıkkı doğru cevabım oldu. Üçüncü soru. ABCD paralel kenarı biçiminde bir yüzeye sahip olan masanın üstten görünümü verilmiştir. Bu masaya aşağıdaki gibi beyaz paralel kenar biçiminde bir örtü serilmiştir. Son durumda örtünün iki farklı köşesinin masanın D ve B köşelerine uzaklıkları sırasıyla 7 ve 10 cm olduğu anda masanın görünen yüzeylerinin alanları 12 ve 24 cm²'dir. Buna göre masa üzerine serilen beyaz örtünün alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şu örttüğüm beyaz örtünün alanına A diyelim arkadaşlar. Bakın şimdi şuraya bir harf vereyim K diyeyim. Şurası L olsun. ALKD bir paralel kenar değil midir arkadaşlar? Bu paralel kenarın alanı nedir? Taban çarpı o tabana inen yükseklik. Yani şuradan indirirsem bakın H kadar Değil mi? Yani 12 artı a neye eşittir? 12 artı a eşittir. Şu yüksekliğe de h diyelim. 7 çarpı h. Aynı şekilde şuraya da m n harfini verelim. m n b c. Bu da bir paralel kenardır. Dolayısıyla bunun alanı nedir arkadaşlar? 24 artı a eşitmiş. 10 çarpı tabanı 10. 10 çarpı h. Şimdi ben bunları taraf tarafa bölecek olursam h'ler gider değil mi arkadaşlar? O zaman aslında burada üçgenlerde yaptığım şeyin aynısını yapabilirim. Yükseklikler eşitse direkt tabanlar oranı alanlar oranına eşittir diyebilirim. Hemen içler dışlar yapıyorum bakın. 120 artı 10a eşittir. 7 ile 24'ü çarptığımda ne geliyor? 168 artı 7a. Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa toplayalım. 3a eşittir. Attım karşıya 48. A ne geldi buradan? 16 geldi. Yani beyaz örtünün alanını soruyordu. Zaten a'yı istiyordu. 16 metrekare doğru cevabım olur. C şıkkı.